İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Svert, Sirt şehrinde 50 milyon yıllık fosiller. Artsakh Cumhuriyeti Martaket Stadyumu'nun inşaat işlemleri tamamlandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi 1914-1923 yılları arasında gerçekleşen Pontus Rumlarının soykırımını tanımaya çağırdı. Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa Birliği'nde başlıyor. Ankara, S-400'ün satın alınmasıyla ilgili Washington'un uygulayacağı yaptırımlara hazırlanıyor. Konipa 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın oyun takvimi belli oldu. Zarton gazetesi, Ermenilere karşı uygulanan soykırımda hayatta kalan gencin anılarına dayanan bir kitap yayınladı. Batı Ermenistan'ın Siirt, Siirt ilinde bulunan fosillerin 50 milyon yıllık Numulit adında deniz canlısına ait olduğu belirlendi. Canlı tek hücrelidir. Bu alanlar daha önce denizle kaplıymış. O yüzden uzmanların bu yerleri inceleme isteği mevcut. Burada ilginç ve heyecan verici birçok benzer taşlar bulunmaktadır. Şimdi bu fosiller Dikranagert'teki Zooloji Müzesi'nde sergileniyor. Artsakh Cumhuriyeti Martaket şehrinin Vikenşirinyan Stadyumu, Bağımsız Futbol Birlikleri Konfederasyonu olan Konifa'nın 3. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazır. Artsakh Press muhabirine göre bunu Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanı Karen Şahramanyan 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada dile getirdi ve oyunlar için gerekli tüm koşulların yaratıldığını ekledi. Bakanın sözlerine göre yeni soyunma odaları yapılmış, koltuklar ise çoktan yerleştirilmiş durumda. 25 Mayıs'ta iç asfaltlama işleri tamamlanacak ve stadyum son halini almış olacak. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü Ankara'yı 1914-1923 yılları arasındaki Osmanlı İmparatorluğu tarihini tahrif etmemesine ve Pontuslu Rumlara karşı uygulanan soykırımı kabul etmeye çağırdı. TASS Ajansı'nın aktardığına göre böylece Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın 100 yıl önce Yunan ordusunun kendisinin Türk vatandaşlarını topluca katlettiği açıklamasına tepki vermiş oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Pontus Rumlarına karşı uygulanan soykırım gibi olayları geçmişin bu en kötü anlarını tekrarlamamak ve bıraktığı derin yaraları iyileştirmek için herkesin ve özellikle komşu Türkiye'nin tanıması gerektiği tarihi bir mesele olarak görmektedir. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, tarihi tahrif etmek için yapılmış başarısız bir girişimdir. Tarihsel gerçeğin tanınması, özelleştiri ve revizyonculuğun reddedilmesi zayıflık değil, güç belirtileridir. Bunlar dürüst diyalog ve aşırı milliyetçiliğe karşı mücadele, halklar ve devletler arasında uzlaşma ve onların barışçıl bir arada yaşamaları için ön şartlardır denildi. Büyük Britanya ve Hollanda'da 23 Mayıs'ta oy kullanma merkezleri açılacak. Seçimler İrlanda ve Çek Cumhuriyeti'nde 24 Mayıs'ta, Letonya, Malta ve Slovakya'da 25 Mayıs'ta, diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki seçimler ise 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Genel olarak 2019 Avrupa seçimlerine Avrupa Birliği'nden geri çekilme süreci hakkında henüz karar vermemiş olan İngiltere vatandaşları da dahil olmak üzere 28 ülke katılacak. Interfax'a göre Avrupa Birliği'nde seçimlere katılma hakkı olan 426 milyon seçmen bulunuyor. Reuters haber ajansının belirttiğine göre Türkiye Savunma Bakanı, Türkiye'nin Rus S-400 satın alınması nedeniyle olası ABD yaptırımlarına hazırlandığını ifade ederken, ABD ile F-35 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğine de değindi. Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar basın toplantısında şunları söyledi. Olağan ikili anlaşmalarda öngörülenler neyse biz onu yapıyoruz. Zaman zaman bazı sorunların ortaya çıkmasına rağmen ciddi bir geri dönüşün yaşanmadığı için memnunuz. Türkiye, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasının olası yaptırımlarına da hazırlanıyor. Washington ise yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400'ün satın alınmasıyla F-35'in güvenliğini tehdit ettiğini ve Ankara'yı anti-Amerikan tepkisine karşı Amerikan yaptırımları yasası çerçevesinde olası yaptırımlar konusunda uyardı. Konifa'nın resmi sayfası
Artsakh Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan CONFIFA 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının fikstürü yanı sıra önceden 12 olarak belirlenen fakat şimdi 8 olan katılımcı takımların programlarını yayınladı. Takımlar iki gruba ayrıldı. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı B grubunda mücadele edecek. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Güney Ossetya ile 2 Haziran günü saat 18'de Martinius Stadyumunda, Sekeyan bölgesi ile 3 Haziran günü saat 16'da Askeran Stadyumunda, Pandanya ile 4 Haziran'da saat 20'de Stepanakert Stadyumunda karşılaşacak. Turnuva maçlarının 1-9 Haziran günleri arasında Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceğini hatırlatalım. Daha fazla bilgi için sayfamızı takip ediniz. Milyondan Biri, Zeytun soykırımına şahit olan genç bir adamın öyküsü adlı kitapta Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulmuş ve hayatta kalan bir gencin kendi hikayesini nesillere aktarmayı başarması işleniyor. Zartong adlı gazetenin editörü Sevak Yakupyan'ın sözlerine göre birkaç ay öncesine kadar hiç kimse kitap kahramanı Harutyun Galaycan adını duymadı. Yakupyan devamla, Zeytun'da doğdu, Ermenilere karşı uygulanan soykırıma tanık oldu ve daha sonra Brezilya'da öldü. Muhtemelen yakın çevresi dışında hiçbiri onu tanımıyordu. Ama kitap sayesinde binlerce okurumuzla ün saldı. Zartong serisinin gizli amacı budur, dedi. Kitap Zartong gazetesi tarafından yayınlandı. Bu kitap Zartong serisinin ilk kitabıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masung adlı folk topluluğu tarafından gerçekleştirilen Zakin adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.